Bak dinliyor musun beni Gülşen Hanım? Evet. Derler ki erkeği parası olduğunda, kadını parasız olduğunda, kocayı karısı hasta olduğunda denersin. Doğru. Yani karısı hastayken başka kadınlarla fingirdeşen adamlardan doğru. Allah hepimizi korusun. Amin, amin. Amin. Allah da cezalarını versin amin. İnşallah. Kurban olduğum Rabbim. Çok açık ve net de söylüyorum. Karısı hasta diye seninle gezen tozan adamdan sana ne fayda geleceğini aynen. umuyorsun acaba? He? Şimdi sen hastayken Ahmet gidip başka kadınla gezseydi ona da aynısını söylerdim. Karılık, kocalık niye lazım? Ben iyiyken herkes iyi. Ya. Ben hastayken yanımda mısın? Sen hastayken ben senin yanında mıyım? Gerisi çok basit. Yaşlandı bırak. Hastalandı bırak. Parası bitti bırak. Çok param oldu bırak. Bu mu? Bu mudur insanlık? O beğenmediğimiz, şebek yalnız dediğimiz, maymun dediğimiz, şempanze dediklerimiz ya, var ya. Onlar nasıl bir sen hayatta... Onlar, bir dakika Ahmet Bey, birisi konuşuyor. Onlar öyle bir şeyde yaşıyorlar ki, yani öyle bir düzen içinde yaşıyorlar ki. Evet. Şempanze der geçersin değil mi? Hiç öyle değil işte. Hiç öyle değil. İnsanoğlunun ne farkı olacak? Karısı hastayken seninle gezmiş bu adam. Tanımıyorum, etmiyorum ama lafımın arkasındayım. Karısı hastayken karısının başında sadık durmayan adamdan hiç kimseye hayır gelmez. Hiç kimse de kusura bakmasın. Zaten evlilik birliğine bak kendi çoluğu çocuğu da konuşmuyormuş. Evlilik birliğine sığan durum değil. Konuşuyor valla. Yani niye konuşmasın zaman, ki? Her şeyimizde yolları var. Nasıl niye konuşmasın? Soruyor. Niye nasıl niye konuşsun hanımefendi? Karısı evde hasta yatarken onun başında duracak. Konuşuyor ya niye konuşmuyor? Oğlu gelinle de konuşuyor. He, çok güzel konuşuyor. Niye oturmadınız o zaman? Niye çıktınız? Her şeyimizde yolluyorlar. Niye kiralık evde duruyorsunuz? Yeni İki tane odaları var. Nereye girecek? Kuymadılar. Dövüştüler oğlunu. Dövdü. Benim her şeyden haberim vallahi var. Ne kuymuyorlar? Ne kuymuyorlar? Sizin yani. Arkanızda dursa vallahi bugün yanınızda olur. Evlene bakmayacak ya valla. Bugün neden Hüseyin Bey yanınızda çıkıp Hüseyin Bey konuşmuyor. Veriyoruz ya, altınları. Ben sonuna kadar bakacağım. Ha, niye diyemiyor? Ya. Neden demiyor? Der niye demesin? Ne konuşuyor? Niye konuşmasın? Demiyor işte. Ya olamıyor. Ya, bak içerideki odada çıkmıyor. Komşuların evet. bile diyor ki burada dedin ki haydut var bilmem ne var. Eskişehir'de ne haydutuysa. Yok niye burada? Afyon'da. Ne haydutu varsa adamlar diyor ki bize hırsız bile girmez kapımız açık diyor mahalleli. Adam senin üzerine kapı kilitliyor. Kilitler tabii. Güvenci tabii yok. O da kilitler. O da sana güvenmiyor. Ama sen ona nasıl güveniyorsun bilmiyorum. Güvensiz. Yalan konuşuyor. Hasta evet. karısını bırakıp başka kadınla oynaşan adamdan hiç yanıma bile güvenci yanaşmasın yani. Eğer Hüseyin Bey benim kafamda bir erkek olsa... Aynen. Ahmet Bey'in parasına, puluna, bileziğine, altınına zaten tenezzül etmez. Aynen öyle. Etmemesi lazım. Sana demesi lazım ki... Sen de çık da konuş. Bileziğini de ver, parasını da ver. Niye beni küçük düşürüyorsun? Bak bir ne diyor. Böyle yapması lazım. Ne yanımdasın? Bak bir ne diyorlar. Ne küçük düşürecek? Yanındayım ben ya. Çeksin böyle ne konuştun? Niye yüzleşmiyor? Niye yüzleşmiyor? Yüzleşsin delikanlı. Bak bu sana avukat mükemmel falan yüzleşmiyor? Ne hakaret ediyor. Niye yüzleşmiyor? Hiç de hakaret etmiyoruz. Doğruyu gerçekten. Söylüyoruz. Gerçek olan bu. Ya, gerçekten yanında seviyorsa olan, yanında dursun. Çıkar der ki ben bu altınları çık veriyorum. Bak, ne bu kadına da sonuna kadar bir dakika, bakacağım der. Şevki Hocam bir saniye bir konuşuyorlar. Niye çıkmıyormuş? Niye altınları vermiyormuş? Kariyeri var. Ne kariyeri? Veriyor niye vermiyor altınlar? Kolumda işte bak. Hepimizin kariyeri var. Kızların 12 tane, 9 tane diyor, 3'ünü veriyor. Hüseyin Bey buyurun, size de söz hakkı tanımak istiyoruz. Aman ya biz bayandayım ama ya. Düşenden barabarız. Barabarız demeyiyor. Bak Müganlı'nın ne diyor. Size cevap hakkı doğdu o yüzden. Size cevap hakkı doğdu. Verin o zaman beyefendi kadını. Kendimi göstermek istemiyorum. Bir şey yok bunda. İnsanı sen at. Dur duymuyorum. Kadını... Göstermek istemiyorum. Konuşmak istemiyorum. Hayır konuşuyorsun ama konuşuyorum. Duyuyor bak. Duyuyor. Tamam. Nerede duyacak? Ya şu anda arkasında durmanız gerekmiyor mu sen? Nasıl olacak? Sabah buradayım işte ben de. Ama çıkıp diyemez misiniz? Veriyoruz altınları. Hayır daha söyle işte. Bakıyorum.
Hüseyin söylüyor adam da. Gösterip dur işte, verip dur. Sen söylemeni isteyen Müge Hanım. Tamam işte, daha veriyorsun işte, üç tanesini daha elinde. Niye üç tanesini canım, ne münasebet? Madem bundan, dur bir dakika. Madem o zaman kadının arkasındasınız, getirin odadan bilezikleri, verin o zaman. O kadar da uzun boylu değil ama. Evet. Hüseyin Bey, senin tenezzül etmemen lazım. Hüseyin Bey, Gülşen Hanım'ın arkasındaysanız. Altınına, bileziğine. Duymuyor bizi galiba. Arkasındayım, örümceğe kadar daha yanındayım. O zaman ver bileziklerini. Bakın, hırlı değilsiniz, hırsız değilsiniz ama madem, buyurun çıkın. Ne gerek yok kardeşim, çıkma ama ben burada içeri bahsediyorum, konuşuyorum. Duymuyorlar ama sen, duymuyor Müge. Nerede duyuyor Müge Hanım? Oturun ya. Hayır, ben okumam ben. Oturun ya. Tamam, konuşmak istemeyen ben. Tamam, bitti. Hüseyin, söyle o Hüseyin Bey adaşına. O zaman bu kadının bileziklerini geri versin. Bununla kadar yanındayım. Kapadın yayını. Toplam bütün bilezikleri geri verecek misiniz? Hayır, üç tanesini. Hüseyin, senden işim bitti benim. Tamam, istemeyen ben. Ha? Tamam. İstemiyor musunuz? İstemeyen ben. Kimi istemiyor? Çıkıp da burada beni küçük düşürüyorsun sen madem... Seni küçük düşürmüyorum. Ama ne diye bak Mükkanlı inan avukat. Hüseyin Bey istemiyor musun? İstemiyorum. Şu kulaklığı takın. Kulaklığı takın. Kulaklığı takın. Oturun. 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 Takın. Takın kulaklığı. Olmaz öyle. Bak ne diye Mükkanlı inan avukat. Ama yanındayım ben işte. Yanımda değil. Konuşmak isteyeceksin. Bak konuşacaksın ama orada. Ver kulaklığı Hüseyin. Yanında olmak önemli değil ya. Kulaklığı takar mısın? Tamam, sakin ol, yanındayım işte. Kulaklığı takar mısın? Sakin ol sen Allah, cevaplarını ver. Benim cevap vermem önemli değil. Seni küçük düşürüyorlar bak orada. Bir öyle gelin. Anladım. Hanımefendi, biz küçük falan düşürmüyoruz kimseyi. Olay küçük. Ben mi dedim git komşunun karısını kaçır diye senin Hüseyin'deki küçük düşüreyim. O komşusunun karısını kaçırarak küçük düşmüş. O komşusunun karısındaki bilezikleri geri vermeyerek küçük düşüyor. Ben küçük düşürmüyorum. Rami Bey, Şevki Bey küçük düşürmüyor. Yaptığınız olay küçük. Siz bunun farkında değil misiniz? 60 küsur yaşında insanlarsınız ya. Bilsiniz ki 14-15 yaşında ah çocuğum böyle olmaz diye akıl vereyim. Siz benim büyüğümsünüz. Bak yine o beğenmediğin kocam benim karım büyülenmiştir. Ben onu istiyorum diyor. Yanında kaçtığın adam gelip de bilezikleri bile geri vermiyor. İşte aradaki farkı da böyle bul. Gözü yok. Hüseyin Bey, beni de dinliyorsan hasta karısını yatağında bırakıp komşunun karısıyla karıştırılmaz ya. Kardeşim. Hiç kusura bakma. İstemiyorum ya. Görün ne ötçükler seni, görün. Sen abi, buyur gel otur gözünü. İnşallah sen hastalanırsın da bu kadın da başkasına gitsin. İnşallah. Hadi şimdi ne yapayım demeyecektim diyeyim yani. İnşallah. Ay, yani gerçekten bak bu karısı hasta olup da başka kadınlara giden adamlardan nefret ediyorum. Aynı şeyi kocası yaşlandı ya da hastalandı diye başka adamlara giden kadınlar için de söylüyorum. Yani gelecek konumuz bu diye bunu söylüyorum. Hiç kimse kusura bakmasın. Ne güzel. Ahmet Bey de yaşlanmış bir genç modelini bul yani. Ay artık ya. Nereye geldik yani bu memleketin sonu böyle? Nereye gidiyoruz biz? Tamam dedi. Yanından destek versin yengeme. Berabcığım, Hüseyin Bey, o zaman söyle beraber olduğun kadını. Arkasına duruyorsan bileziklerini de geri gönder kocasına. Hem karısını alıp hem kocasının taktığı bilezikleri yiyemezsin kardeşim. Aynen. Öyle bir dünya yok. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.